Merhabalar değerli büyüklerim, sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlar. Ben Gezgin Nuri. Atabey Türk Ocakları'nın İzmir İl Beyliği'nin üyesiyim. Atabey Türk Ocakları Genel Başkanı, gazeteci, yazar, araştırmacı, savaş ve strateji uzmanı, terör uzmanı Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci Bey. Im. Asil kan kitabı. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanla da mevcuttur. Atatürk'ün gizlenen vasiyeti. Hüseyin Hakkı Kahveci destek yayınlarından 2022 yılında çıktı. Şu anda 2022 yılıyla 24 yılı arasında 20 kere basıldı. Türkiye'nin en çok okunan kitaplarından bir tanesi 2022 ile 24 yılları arasında. Dünyanın resmi 111 kütüphanesinde 111 ülkede kendileri tarafından Türkçe olarak kendi kütüphanelerine konan bir kitap. Bakalım. İkinci bölüm. 37. sayfadan Oğuz Kağan ve Asilkan atalarımız. Asilkan, Kağan, Oğuz Kağan, Bilge Kağan, Atilla, Cengiz, Timur, Atatürk doğumları ve gizemleri. Uygarlığın Oğuz Kağan destanı onun doğuşunu şöyle anlatır. Gök mavisiydi sanki benzi bu oğlancığın ağzı kıpkızıl ateş rengi bu oğlancığın. Al al idi gözleri, saçları da kapkara, perilerden de güzel kasları var. Ne kara. Oğuz kağan doğarken benzinin rengi tıpkı gök mavisi gibiydi. Yüz eski Türklere göre insanın en önemli bir yeri idi. Utanç, kötülük ve hatta kutsallık bile insanın yüzünü akseden özellikleriydi. Kötü bir insanın yüzü elbette karaydı. İyilerin de yüzleri aktı. Ama kutsal insanların yüz rengi gök mavisinden başka bir şey olamazdı. Çünkü gök Tanrı'nın oturduğu ve hatta bazen Tanrı'nın kendisinden başka bir şey değildi. 38. sayfaya geçiyorum. Oğuz Kağan doğarken yüzünün gök renginden renkten olması, onun gökten geldiğini ve Tanrı'nın rengini tanıdığını gösteren bir belirtiydi. Biz yanlış olarak Türklerin gökbörü yani gök kurt dedikleri kutsal kurdu bozkurt adını vere gelmişiz. Aslında ise gök ile boz arasındaki büyük bir ayrılıklar var. Türklerin kutsal kurtlarının rengi de gök idi. Çünkü o Tanrı tarafından gönderilmiş bir elçiden başka bir şey değildi. Belki de Tanrı'nın ta Kendisiydi. Tanrı kurt şekline girerek Türklere görünüyordu ve onlara başarı yolu açıyordu. Onun için de kurdun rengi göm gök idi. Daha sonraları Türkler gök rengini olgunluk, erginlik tecrübenin bir sembolü olarak görmüşlerdir. Oğuz Ata son ak akınında ordusu ve çocuklarıyla birlikte sağ ve esen döndüğü için büyük bir toy şölen hazırlatmak için çerilerine emir vermiştir. Kaan için direklerin altından kaplı bir saray kadar büyük otağı yapılmıştır. Otağın çevresi yakut, safir, zümrüt, firuze gibi değerli taşlarla süslenmiştir. 900 tane yılkı, at, ile 9 bin tane koyun kesilmiş 99 tane havuz içine kımız doldurulmuştur. Bunun mana olarak deşifresi ise aşağıda hemen yazıyor. Bakalım. İslam'da Allah'a 99 isim veya sıfat atfedilir. 99'un 9 sürecinde 99 bölü 9 Tengri Allah yaradan kodudur. Gelecek olanın 11. boyuttan olduğunun nümerolojik olarak deşifresidir. Stephen Hawking 11. boyut için yaradanın bütün evreni kayıt altına aldığı ve gözlediği yer demektir. Bu durumda bilinen ismiyle Levi mahsus demektir. Atatürk tarafından yazılan Oğuzoğulları şiiri yazdıklarımızı teyit ediyor. Anlamak gerek, görmek gerek, bilmek gerek. 39. sayfaya geçiyorum. Acun'daki her ulusa bir peygamber gönderilmiştir. Oğuz Kağan'ın yaşadığı döneme kadar Türklere gönderilen peygamber hakkında kesin bir bilgi yoktur. Oğuz Kağan'ın büyük bir komutan ve lider olmasının yanında Tanrı'nın elçisi olduğu da söylenir. Oğuz Nami'nin Oğuz Destanı'nın birçok bölümünde Oğuz Kağan'ın mucizelerle dolu yaşamında tanrısal bir gücü olduğuna da dikkat çekilir. Ayrıca eski Türkçenin Orhun yazıklarından sonra yazılan bazı kaynaklarda peygamber anlamına gelen yalavaç sözcüğü bulunmaktadır. Bir ulus bilmediği, tanımadığı bir nesle veya varlığa at vermeyeceğine göre Türklere o zaman ne kadar bir elçi gönderildiği düşünülebilir. Bu bilgilere dayanarak Oğuz Kağan'ın gök tanrı dinini sistemleştiren bir yalvaç parantez içinde peygamber olduğu söylenebilir. Buraya peygamberin bahsettiği sahipkıran hadis ve rivayetleri girebilir. Peygamber Hazreti Muhammed bizzat sahipkıran olarak rivayet edilen hadislerde Oğuz Kağan'dan bahsetmektedir. Hadis-i şerif buyuruyor ki İsmini duyduğunuz kimselerden yeryüzüne dört kişi malik oldu. İkisi mümin, ikisi de kafir idi. Mümin olan iki kişi Zülkarneyn ile Süleyman aleyhisselam idi. Kafir olan iki kişi ise Nemrut ile Buhtun Nasar idi. Beşinci olarak yeryüzüne benim evladımdan biri yani Mehdi de malik olacaktır. Zülkarneyn Oğuz Ata başlangıç ise aynı zamanda bitiş yani alfa ve omega manasına gelmektedir. Dolayısıyla 39. sayfayı bitiriyorum. 40'a geçiyorum. Asil kan burada gizlenmiş fakat bilgiler ışığında açığa çıkmaktadır. Atatürk bizzat Oğuz'un doğumunu müjdelemiştir. Zülkarnain Aişe ile ilgili ayetler Kur'an-ı Kerim'de. Sana Zülkarnain'den sorarlar der ki size ondan bahseden ayetler okuyacağım. 18. ayet Kehf suresi Biz ona yeryüzünde dilediği gibi hareket etme imkanı sağlayan bir iktidar ve istediği herefe Hedefe ulaştıracak sebeplere verdik. Yolları öğrettik. 18. ayet Kehf suresi. O da bir yol tuttu. 18. ayet Kehf suresi. Güneşin battığı yere ulaşınca onun balçıklı bir göze de battığını gördü. Onun yanında bir topluluk buldu. Buyurduk ki ey Zülkarneyn ya onlara azap edersin ya da onlar hakkında iyilik güzellik yolunu tutarsın 18. ayet Kehf suresi der ki zulmeden kimseyi cezalandıracağız sonra Rabbine döndüreceğiz ve Rabbi onu çetin bir azapla azaplandıracak Kehf suresi 18. ayet kim de iman edip salih amel işlerse ona en güzel mükafat vardır. Ona da işimizden, buyruğumuzdan yumuşak güzel sözümüzü söyleyeceğiz. Kehf suresi 18. ayet. Sonra bir yol tuttu. Kehf suresi 18. ayet. Sonunda güneşin doğduğu yere varınca güneşle aralarına hiçbir perde kırılmadığımız bir kamin üzerine doğduğunu gördü. Kehf suresi 18. ayet. İşte böyle. Biz onun yanında olan ne varsa hepsinin hakikatini ilmimizle kuşatmıştık. Kehf suresi 18. ayet. Sonra bir yol tuttu. Kehf suresi 18. ayet. İki setin arasına ulaşınca setlerin dışında neredeyse hiçbir söz anlamayan bir topluluk buldu. Kehf suresi 18. ayet. 41. sayfa. Dediler ki ey Zülkarneyn Şüphesiz ki Yecüc ile Mecüc topluluğu yeryüzünde bozgunculuk yapmaktadır. Sana bir vergi versek sen de bizimle onlar arasına bir set yapsan olmaz mı? Kehf suresi 18. ayet. Dedi ki Rabbimin bana verdiği güç ve imkanlar sizin vereceğiniz vergiden daha hayırlıdır. Bana insan gücüyle yardım edin ki sizinle onlar arasında bir set yapayım. Kehf suresi 18. ayet. Bana demir kütleleri getirin. Demir dağların iki yanını eşitliğini zaman körükleyin dedi. Demir kütleleri ateş haline getirilince üzerine dökmen için erimiş bakır getirin dedi. Kehf suresi 18. ayette Yecüc ile Mecüc ne ona aşmaya ne de onda bir delik açmaya güç yetirebildiler. Kehf suresi 18. ayet. Dedi ki bu Rabbimin rahmetidir. Rabbimin vaadi gelince onu yerle bir eder. Rabbimin vaadi haktır. Kehf suresi 18. ayette. Bakara suresi 21. ayette. Enbiya suresi 96. ayette. O gün onları bir kısmı diğer bir kısmı içinde dalgalanır halde bırakırız. Surada üfürülmüş Onların hepsini bir araya toplamışızdır. Kehf suresi 18. ayette. Cehennemi o gün kafirlerin karşısına getirip öyle bir sunumlu sunmuşuzdur ki Kehf suresi 18. ayette. Onlar ki benim zikrime ayetlerime karşı gözleri örtüldü. Kur'an'ın dinlemeye ve tahammül etmezlerdi. Kehf suresi 18. ayette. Oğuzkan yaşamı boyunca iki kız ile evlenmiştir. Bunların birisini bir gün Tanrı'ya yakarışla bulunurken tanımıştır. Bir anda karanlık çökmüş ve gökten bir ışık ile bir kız inmiştir. Oğuz bu kıza aşık olmuş ve onunla evlenmiştir. Oğuz'un bu evliliğinden üç tane oğlu olmuştur. Bunların adları, bakın isimlerine çok dikkat edin, gün, ay ve yıldızdır. İkinci evliliği ise ava gittiği bir gün Gölün ortasındaki 42. sayfaya geçiyorum. Bir adada ağacın kovuğunda oturan bir kız ile yapmıştır. Bu evlilikten gök, dağ ve deniz adında üç oğlu olmuştur. Oğuz Atan'ın bu altı oğlunun da dörder oğlu olmuştur. Bugünkü 24 Oğuz boyu böylece oluşmuştur. Oğuz Kağan'a göre ilk evliliğini Göğün kızı ikinci evliliğini ise yerin kızı ile yapmıştır. Gök Tanrı inancında yer ve gök kutluydu. Fakat Acun'un yüce gök tanrısı gökte bulunduğu için ilk evliliği daha kutsaldı. Ondan olan üç çocuk da son evliliğinden olan üç çocuğa göre daha kutlu ve üstündü. Asil kan bu cümleyle cümle içerisinde açıkça ifade edilmiştir. Oğuz Kağan çocukları içinde en büyüğü ve kut kutlusu olarak kabul ettiği Gökhan'a Gökhan'dan kendisinden sonra tahta geçilmesini buyurmuştur. Gökhan kendisinden sonra tahta geçmesini buyurmuştur. Gökhan dikkat edilmesi gereken bir seçim. Göklerin seçtiği ya da göksel eşinden seçilen anlamındadır. Gökün kızından olan evlatlarına gün, ay, yıl adını veriyor. Yerin kızından olanı ise gök, dağ ve deniz adını veriyor. Sonra göğün kızı ile olan evliliği bu evlilikten olan çocuklara daha kutsal diyor. Daha sonra ise kendisinden sonra tahta geçmesini istediği oğlunun aralarında en kutsal olan gök soylu olan çocukları olduğunu vasiyet ediyor. Gök soylu olmak gök, göklerin seçtiği demektir. Bu şu demek. Tıpkı Hazreti Muhammed'in peygamberliğinin gök tarafından seçilmiş olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu durumda göksel seçilmişlik asil kanı bildiriyor. Hakim kılıyor. Asil kan seçilmişlerin hepsi göksel bağları olan insanlardır. Mesela peygamber Hazreti Muhammed gökten vahiy almıştır. 42. sayfada bitiriyor.